Bugün bölgede güç gösterisi yapan herkes işi bittiğinde veya işine gelmediğinde ne olacak? Çekip gidecek. Ama biz 1000 yıldır olduğu gibi bundan sonra da coğrafyamızda kalacağız. Onlar gittiğinde sınırlarımız boyunca kurulan terör yapılarıyla uzun ve kanlı bir mücadeleyi verecek olan bu ülkeler değil. Kim? Türkiye. Türkiye. Ülkemizi böyle bir cendereye sokmak isteyenlerin hedefleri politik olabilir. Bizim için mesele beka meselesidir. Hiç kimse kusura bakmasın. Bekamız söz konusu olduğunda gözümüz kimseyi görmez, görmeyecektir. Terörle mücadele başta olmak üzere çeşitli konularda Batı ülkeleriyle, özellikle de Avrupa Birliği devletleriyle aramızdaki anlayış farklılığının son dönemde çok arttığını görüyoruz. Türkiye güya tüm dünyanın bir olup kendisine karşı savaştığı DAEŞ'in saldırılarına uğrarken maalesef bu ülkelerin kılı kıpırdamadı. Büyük şehirlerimizdeki canlı bomba saldırılarından sınırlarımızın havan ve füze atışlarıyla tacizine kadar DAEŞ'in her türlü saldırısıyla tek başımıza mücadele etmek zorunda kaldık. Hatta ülkemizin üzerinden yabancı savaşçıların Suriye ve Irak'a geçişini engellemek için talep ettiğimiz istihbarat paylaşımını bile tam olarak ve zamanında bizimle yapmadı. Fırat Kalkanı Harekatı'yla Suriye'de elde ettiğimiz başarı Batı ülkelerinin bölgedeki oyunlarını açığa çıkardı. Meselenin DAEŞ değil, bölgenin yeniden dizaynı olduğunu açıkça söyleyemedikleri için başka terör örgütlerini yanlarına alarak aynı projeyi ısrarla sürdürüyorlar. Buradan gençler, bunu iyi anlayalım. Değerli kardeşlerim, iyi bilmemiz lazım burayı. Bakınız, bize dost olarak görünenlerin PKK'yla, PYD'yle, YPG'yi ve Suriye Demokratik Güçleri olarak belirlenen bir isim ki onu şimdi yine değiştiler, bol bol değişiyorlar. Ve artık adı her ne olursa olsun kurulmuş veya kurulacak tüm örgütlerin aynı yapı olduklarını çok iyi bildikleri halde gözümüzün içine baka baka bu dost görünenler bize yalan söylüyorlar. Suriye ve Irak haritasındaki güçlerin dağılımına bakan herkes oynanan oyunun amacını açıkça görecektir. Suriye ve Irak'ta güya DAEŞ'la mücadele için örgütlere dağıtılan silahları birer ikişer PKK'nın ülkemizde gerçekleştirdiği eylemlerde ele geçirmeye başladı. Biliyoruz. Hangi ülkenin silahları PKK'da var? Hangi ülkenin silahları PYD'de, YPG'de var? Hangi ülkenin silahları DAEŞ'te var? Bunları biliyoruz. Tabii biz bunları önlerine koyduğumuzda bunu da inkar ediyorlar. Hatta çok daha böyle nüktevari ifadeler kullanıyorlar. Nedir o? Ya ben ülkemin parasını DAEŞ'a mı vereceğim? Ben ülkemin parasını PYD'ye mi vereceğim? Vallahi dedim, kime verdiğinizi bilmem ama biz bunları buralarda yakaladık. Bunları da gördük. Batı ülkelerinin anlamadıkları veya anlamak istemedikleri, anlıyorlarsa da bizim için taşıdığı önemi idrak edemedikleri mesele şudur. Bugün bölgede güç gösterisi yapan herkes işi bittiğinde veya işine gelmediğinde ne olacak? Çekip gidecek. Ama biz 1000 yıldır olduğu gibi bundan sonra da coğrafyamızda kalacağız. İttifakmış, müttefikmiş, diplomasiymiş, ticaretmiş,
İstiklalimizin ve istikbalimizin tehdit altında olduğu yerde bunların hepsi de hükmünü yitirir. Bu böyle bilinmelidir. İşte 15 Temmuz gecesi yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan dediğimizde benim milletim meydanlara yürüdü mü? Yürüdü. 250 şehit verdik mi? Verdik. 2193 gazimiz oldu mu? Oldu. Ama bu FETÖ denilen alçaklar bu ülkeden eli boş çıktılar. Şimdi neredeler? Cezaevlerinde. Bir kısmı bu ülkeyi terk etti gitti. Bir kısmı Avrupa'da. Bir kısmı Pensilvanya'da gittiler. Onlar kaçacak, biz kovalayacağız, bunu böyle biliniz. Kardeşlerim, ha PKK, ha FETÖ, ha DAEŞ, ha FETÖ. Hiç bunların birbirinden farkı yok. Al birini, vur öbürüne. Bu ihanet çetesi Türkiye'nin demokrasisine, varlığına, birliğine, geleceğine saldırmıştır. Milletimiz tek yumruk. Evelallah. Bu ihanet çetesine geçit vermemiştir. Dünyanın hangi ülkesinde böyle bir teşebbüs olsa, inanın bana, gerçekten çok kötü sonuçlar ortaya çıkardı. Türkiye başka hiçbir ülkenin yapmayacağı bir şekilde FETÖ'yle mücadelesini hukuk devleti içerisinde uluslararası güvenlik, hukuk ve adalet kriterlerine uygun şekilde yürütüyor. Yakın zamanda bunları özel hazırlanmış tulumları içerisinde göreceksiniz. Özel elbiselerle duruşmalara geldiğini göreceksiniz. İyi tanınmaları lazım. İyi tanınmaları lazım. İnşallah yıl sonuna kadar da ben inanıyorum ki yargımız bunlarla ilgili kararları büyük ölçüde vermiş olacaktır. Çünkü bizim öyle çok vaktimiz yok. Anneler ağlıyor. Babalar ağlıyor. Kardeşler ağlıyor. Hepsi işte ne diyor? Süratle adım atacağız. Bütün bunlara rağmen ülkemizin terör örgütleriyle mücadelesi üzerinden tehdit edilmesi, doğrudan varlığımıza, birliğimize, egemenliğimize yönelik bir saldırıdır. Böyle bir saldırının içinde olan hiç kimse masum değildir. Bu ister ülkemizdeki bir siyasi parti olsun, ister şu veya bu uluslararası kurum olsun, hiç fark etmez. Herkesin maruz kaldığımız saldırılar karşısında 80 milyon hep birlik olup biz ayıtleştik.